Kanmak tüp biye kesim makinesi kullanım kılavuzunu hazırlıyoruz şu anda. Öncelikli olarak tamburlarımızı nasıl konumlandıracağımızı tarif edelim. Tamburlar buradan sökülüp takılıyor. Buradan şunu ayarlarken yalnız bir şeye dikkat edeceksiniz. En üst bıçak seviyesinin yaklaşık olarak 3-4 santim yukarısında olacak şu kenarlar. En üst bıçak seviyesinin 3-4 santim yukarısında olacak bu tambur. Buradan yukarı aşağıda ayarlanabiliyor zaten. Bu arkadaki kılavuz ise kumaşın yukarı eğimini, yukarı doğru sallanmasını sağlar. Buradaki kılavuz ise burası da yukarı doğru sallanmasını sağlar ve hassas bir şekilde yapar. Bunu çevirdikçe. Burada bir kol vardır. Sıkma kolu. Sağa doğru çevirdiğinizde, bunu yalnız dikkat ederseniz çalışırken yapacaksınız. Sağa doğru çevirdiğinizde sardığınız biyeyi sık sarar. Sola doğru çevirdiğinizde ise sardığınız biyeyi gevşek sarar. Bunu bitirdikten sonra şu tamburun ileri geri konumu da çok önemlidir. Kumaşı taktığınızda şöyle bir oval bir hareket alacaksınız. Üçgen değil de arkaya doğru oval bir hareket. Yani bu tamburdan başlayan hareket buraya doğru oval olacak. Oval olduğu zaman da bu kumaşı da bunun arasında, bu kılavuzların arasından geçirip yerleştireceksiniz. Aynen şu şekilde. Birinci konumuzu buraya alıyoruz. Bunu buraya geçirdikten sonra buradan ve arkadan buraya geliyoruz. Bunu açıyoruz böyle bu şekilde. Geldiriyoruz kumaşı. Bakın burada görüyor musunuz? Kumaş oval bir hal aldı. Yani gördüğünüz gibi oval bir hal aldı. Bu oval hale dikkat edeceksiniz. Bu kumaş kesinlikle bu şekilde böyle olmayacak. Bu şekilde duracak. Bunu böyle yerleştirdikten sonra kumaşımızı gerdirdik. Hafiften şu tamburun alt kısmını dışa doğru çok hafif bir şekilde açacaksınız. Buradaki ise, şuradaki ise kumaşı aşağıya çektiğinizde kumaş aşağıya düşer. Yukarı çektiğinizde ise kumaş yukarı doğru sallamını sağlar. Şimdi ufak ufak bir kesime başlayalım. Öncelikli olarak kumaşın bıçak ayarını çalıştıracağız. Bunu çalıştırırken kumaşı verene kadar yavaş yana veriyoruz. Ta ki düzelecek bu kumaş. Abi kesimlere dikkat edeceksiniz. Bunu buradan sıkacaksınız bıçak kesimini. Bakın yukarı doğru kumaş gelmeye başladı. Bu düzelme bittikten sonra bıçak kesimine çok önem verin de bu düzelme bittikten sonra dikkat ederseniz kumaş çok yukarı gidiyor. Bunun için ne yapacağız? Şunu alttaki, arkadaki kılavuzu biraz aşağı eğeceğiz. Bunu da aşağı hafiften eğdikten sonra bu kumaş şimdi birazdan düşecek ya aşağı doğru. Bakın aşağı doğru düşmeye başladı. Şunu da dikkat edin. Bu ütüleme kılavuzudur. Bunu da mümkün mertebe şöyle gergin tutun şurada öne doğru ki kumaşını açabilsin. Burada kat olayı eğer oluyorsa şunu bilin. Anlayın ki şurada açık fazlalıktır. Biraz daha düzeltirsiniz böyle. Düz yaptıktan sonra ve kumaş eğer kenarı kıvrılıyorsa bunu
kumaşı tamburun üst kenarından yaklaşık 2 santim yukarıda tutun. O seviyede şey yaparsanız kumaşınız kıvrılmaz. Bakın kumaş aşağı düşmeye başladı. Demek ki ne yapıyoruz? Şunu birazcık daha bu tarafa doğru açacağız. Çok fazla içeri vermişiz. Biraz sağa doğru. Şöyle dikkat ederseniz sağa doğru. Alt kısmı. Bakın tekrardan yukarı gelmeye başladı kumaş. Arkada eğer bolluk varsa, şurada çok fazla bolluk varsa hemen ne yapıyoruz? Şunu biraz daha öne alıp bunu biraz daha öne alıp bunu da biraz daha böyle geriye doğru gerdiriyoruz. Bakın görüyor musunuz? Kumaş burada. Şimdi bir kıvılma hareketi yaptı. Tekrardan çalıştırıyoruz. Bu kumaş ayarlamasını zaten bir kere yapıyoruz. Tamburlar konumlandıktan sonra sıkıntı kalkıyor. Ondan sonra ilk sarmayı yapacağız. Kumaşımızı düzelttik. İlk sarmayı yapalım. Başlatırken bunu şöyle hafiften bir köndelik. Alttaki şeyle mutlaka torbalama hareketine dikkat edeceksiniz. Torbalama hareketine çok dikkat edeceksiniz. Bu önemlidir çünkü. Bununla aşağı doğru da biraz daha verebilirsiniz kumaşı. Bakıyorsunuz kumaş mesela şu anda çok yukarıda kalıyor. Hemen şunu yapın. Ya buradan biraz indirirsiniz. Ya da buradan birazcık aşağı doğru bükerseniz şu arkadaki kılavuzu, o zaman kumaş biraz daha aşağı düşecek. Bakın diyorsun hemen aşağı düşmeye başladı. Çok fazla düşüyorsa bunu buradan yukarıya doğru biraz ayarlayabilirsiniz. Buradan çevirerek yukarı doğru kumaşı verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Buradaki hareket de şu. Eğer bunu bu tarafa doğru çevirirsem burası gevşek sarmaya başlar. Böyle bu tarafa doğru çevirirsem burası gevşek sarmaya başlar. Sola doğru çevirirsem sık sarmaya başlar. Bakın şuraya dikkat edin. Kumaş düşmeye başlıyor değil mi? Hemen şunu yapın. Hafiften şunu kaldırabilirsiniz. Arkadaki kılavuzu hafiften kaldırırsınız. O kumaş tekrardan yukarıya 2 santim seviyesine çıkar. Gördüğünüz gibi. Burada çok eğer şey yapıyorsa, yukarı gidiyorsa bu kısmını geriye alırsınız. Bu kısımdan ayarlayabilirsiniz. Burası hassas salınımdır. Dediğim gibi bunu bu tarafa sağa doğru çevirirseniz bu kumaş gevşer. Sola doğru çevirirseniz sık sarmaya başlar. Burada da metraj ayarı vardır. Metraj ayarına bu şekilde giriyoruz. Şu sağdaki ikinci düğme giriyoruz. Ondan sonra hangi metrajı ayarlayacaksak onun yanıp sönmesini bekleyeceğiz. Yanıp söndükten sonra yukarı yönde bir işaret vardır böyle. O işarete basıyoruz. İstediğimiz kadar metrajı şey yapabiliriz. Ondan sonra 44 yazdı mesela diyelim burada. Sağdaki Enter'a basıyoruz. 44 olarak sabitleniyor. Tekrardan start verelim. Şöyle bir geri gezdirmişsin etrafına. Kumaş dediğim gibi şöyle bu kısımdan böyle oval olacak. Bakın görüyorsunuz. Bu kısımdan oval olacak.